Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Kerem, bugün sizlerle Polonya serimizin 6. bölümüyle yine karşınızdayım dostlar. En son bölümde sizler de hatırlayacaksınız ki yanlışlıkla Fransa Savaşı'na girmiştik. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşik Krallık topraklarını atlaya çıkarmadan da faydalanarak Birleşik Krallık ülkesine de savaşı ilan etmiştik. Şimdi bu iki devleti, ikisini birden mağlup etmeye çalışacağız. Dünyanın belki de, en azından şimdi değil ama geçmişte dünyanın en güçlü iki devleti olan bu iki devleti mağlup etmeye çalışacağız dostlar. Maalesef İtalya cephesinde biraz az sayıda askerimiz kaldı. Onun haricinde savaş içerisinde herhangi bir sorun yaşayacağız gibi görünmüyor. Ama ben İtalya cephesinde o elimizdeki yaklaşık 10 binlik orduyla halledebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü Fransa artık güçsüz düştü abi. Yani şöyle bakıyoruz. Ne bileyim, artık Fransa o kadar güçlü değil abi. Ekonomileri 267 bin. Çok düşük bir ekonomileri yok. Farkındayım ki zaten Afrika'da sahip oldukları topraklar vesaire de çok fazla. Ama artık karşımızda eskisi kadar güçlü bir Fransa devleti yok gibi görünüyor. Ve tabii Nazi Almanya'sıyla vesaire savaştan çıktıktan sonra epey yıpranmış bir şekilde çıkmış olması lazım o savaştan. Bu da onları epey bir yıpratmıştır gerçekten de. Bu arada şurada bir adet toprak unutmuşuz abi. Orayı da hemen alalım ve ilerleyişlerimizi sürdürelim bakalım. Bizim Birleşik Krallığa atacağımız, çıkarma için bastığımız ordular şu anda hazır mı? Ona da bir bakalım hemen. Evet, hazır, güzel. 58 bin kişilik bir orduyla atacağız çıkarmamızı. Dunkirk limanına attığımız çıkarma da şu anda bu tur gerçekleştirilecek. Çok güzel, her şey gayet iyi gidiyor. Herhalde 60 binlik bir orduyla Birleşik Krallığı çok rahat düşürürüz gibime geliyor, bilemiyorum. Devam edelim. Güzel, sonunda Orta Doğu'daki Fransız varlığını bitirdik. Oo, burada birazcık zorlandık gibi. Biraz ordu kaydırmamız gerekecek anlaşılan. Aynen öyle, biraz ordu kaydıracağız abi. Hatta mümkünse birazcık da ordu basımı yapıp geriden ordu getirelim ileriye doğru. Bizim için daha yararlı olur. Umarım arkadan bir çıkarma atmazsın. 14 askerle şimdi çıkarma atıp bizi 2 saate uğraştıracaksın yani. Fark edebiliyorum az çok ama. Olmasın öyle bir şey be. Yapma be. Şöyle 2 tane nüfus arşına verelim yine. Tamam, güzel. 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 Bu tur gayet güzel geçti. Şurayı da hemen bir halletmemiz lazım. 1000 asker de buraya yollayalım. Orayı iyice bir kapatmamız lazım bizim. 6000 ordu buraya kaydırıyorum. 6000 buraya, 3000 buraya. O tamamen buraya gitsin abi. Aynen öyle olsun. Daha iyi. Geriden bastığımız ordular hemen hızlı bir şekilde gelsinler ileriye doğru desteğe. Çok güzel. 1272 kişilik bir ordu daha geliyor. O zaman sen de biraz daha geriye doğru git. Tamam. Aslında denize bir ordu çıkarsak daha mantıklı olurdu değil mi? Hatta lan biz şurayı atlamışız. Şuradaki ada toprağını atlamışız. Oğlum savaş çok karışık bir savaş oluyor ya. Neyse, devam edelim. Güzel. Hadi o ikisini de alacağız galiba. Aynen öyle, ikisini de aldık. Çok güzel. Çıkarmayı nereye atacaksın? He, çıkarma atmıyor lan. Kendi başkentine ordu götürüyor adam. Kendi başkentini koruyacak normal olarak. Evet, şaşırmadım. O zaman sen gitme ya, sen burada kal. Sen hemen buraya gel, sen de ileriye doğru gel. Buradan da yine birazcık daha ordu kaydıralım 4000 şeklinde. Aynen. Aynen bu şekilde abicim. Güzel. Sanırım şimdi turumuzu yine atlayabiliriz. Atlayalım bakalım. Evet, ufak birkaç yenilgi yaşadık ama her ikisini de telafi ettik. Şimdi artık tekrar ilerlemeye başlayabiliriz dostlar. Hemen kuzeyden özellikle biraz daha hızlı ilerleyelim. Şuradaki ada toprağını da artık bir alırsak çok güzel olacak. Güzel. Her şey şu an tıkırında ilerliyor. Herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Buradan sonra da yaşamayız umarım. Tamam, devam edelim. Orada keşke yenilgi yaşamasaydık abi. Neyse ki geriden gelen ordularım orayı şimdi kuşatacaklar abi. Herhangi bir sıkıntı çekmeden orayı tekrar geri alacağız yani. Bakalım bir dur. Oraya gitme. Şu anda o ortada kalan toprağı kuşatmamız lazım bizim. O sebeple biraz dağılın bakalım o toprağın çevresine doğru. Aynen öyle. Onun haricinde kuşatmamız gereken başka bir yer yok. Dümdüz devam edebiliriz abi. Devam edelim. Birkaç toprakları kaldı. Fazla bir şey kalmadı. Az kaldı abi. Şu an önemli olan birazcık da şey aslında. Birleşik Krallık yani. Ona da birazcık odaklanmış durumdayım şu anda. Hani anlaşıldı ki biz Fransa'yı çok rahat yeniyoruz zaten. Artık biraz daha Birleşik Krallığa odaklanabiliriz galiba. Burası da mı Birleşik Krallık toprağı? Evet. O zaman oraya da bir çıkarma atalım. Şu Dunkirk'te hemencik bir tane limanı inşa edelim. Bu arada Londra'ya bir an önce saldıralım da daha fazla güçlerini toplamasınlar. Aynen öyle, güzel. Çok güzel. Her şey o kadar güzel ilerliyor ki. İlk defa her şey bu kadar güzel ilerliyor galiba. Yanlışlıkla savaş ilan ettiğimiz devleti şu anda yerle bir ettik abi ya, basbayağı. Şimdi bak, bu 12 binlik ordu direktman başkentine gitsin Fransızların. Aa, orada yenilgi yaşadık lan. İtalya toprağında yenilgi yaşadık. Oğlum bak, sakın orada şimdi bana 2 saat sorun çıkarmayın, tamam mı? Aman.
Olmasın öyle bir şey lütfen. Devam edelim biz İngiltere toprakları üzerinde ilerlemeye. Güzel. Amerika'yı atmışlar lan. Amerika'yı denize dökmüşler basbayağı. O kadar orduyla nasıl denize döktünüz lan Amerika'yı? Varsa bir formül bize de söyleyin lan. Abi bu adamlar bizi zorluyor yalnız. Oraya birazcık ordu götürelim bakalım. Şuradaki 15 binlik orduyu götürelim oraya. Adamlar şaka maka zorluyor bizi. Yani gerçekten İtalya'nın tamamında çok rahat bir şekilde ilerledik ve bizi orada mı zorlamaya başladınız sevgili Fransa? Sağınız solunuz belli olmuyor sizin gerçekten ya. Tamam. Bir asker. Ooo neler yapıyorsun öyle? Çok fena bir çıkarma bu. Şu an epey tırstım kanka, çok özür dilerim. Hemen barış antlaşması imzalayalım. Haşa efendim. Ne demek? Aa, size savaş inat edilir mi? Kim size savaş inat edebilir Allah aşkına? Koskocaman bir askeriniz var oğlum. Bir asker. Yani Allah'ım yarabbim. Ya şu sıralamada birinci sıraya direkt ben Birleşik Krallığı yazmanız lazım ya. Ayıp değil mi kardeşim? Kim yapıyor bu sıralamayı Allah aşkına ya? Tamam güzel güzel. Aa burayı da hallettik lan. Geriden gelen orduya pek gerek kalmadı gibi görünüyor. Şurayı da zaten kuşatmışız abi. Saldıralım bitirelim hemen orayı da. Aynen. İlerideki topraklar zaten artık kolay olacak gibi görünüyor. Evet bu savaşı da kazandık diyebiliriz abi. Şimdiden ooo bu arada orada bir yenilgi yaşadık. Tamam gerideki 13 binlik orada gelsin. Ya benim oraya zaten 15 binlik ordum geliyor. Ya dur Amerika dur. Bir yere çıkarma atma fırsatçı herif ya. Sakın bir yere çıkarma atayım deme bak Amerika. Bozuşuruz yemin ederim sana savaş ilan edebilirim. Bak ederim demedim, edebilirim dedim. Emin değilim çünkü biraz sinirle konuştum abi. Şuraya da bir çıkarma atalım. Güzel. Hadi abi son birkaç toprakları. Amerika çıkarma falan atmadan önce biz bir halledelim hemen. Haydi. Güzel. Çok güzel. Nereye götürdün lan orduyu? Aa. Aa. Aa orduyu tarih hissetti ha. O alan. Niye öyle bir şey yaptın ki? Gereksizdi bu. Niye öyle bir şey yaptı ki? Kıbrıs'a da çıkarma atalım abi bu arada bir yandan. Şurayı da artık bir bitirelim abi. Bitsin artık bir zahmet. Nihayet. Lan oğlum bit artık bit ya. Ne direndin be kardeşim be? Ne direndin be? Ya bütün direnişini o toprağa mı sakladın be? Anlamıyorum ki sizi ya. Adama bak abi ya. Orada basbaya yani Çanakkale'yi savunur gibi savundu orayı ya. Oo Birleşik Krallık bir askerinin yanına 562 ordu daha getiriyorsun ha. Getir bakalım getir. Ya Amerika terhis etti sandım ben de ordusunu ya. Buraya çıkarma atmış herif. Allah'ım yarabbim Amerika dur bir yerinde ya. Tamam. Lan dur sen de çıkarma atma durmadan her tarafa dur. Abi bizim ordu ne alemde? Nereden gidiyor? Ya şuraya bir tane liman inşa edin Allah aşkına ya. Bir tane liman yok mu abi? Koskoca Birleşik Krallık yani liman devletinde liman yok ya. Şunları böyle yolla bakalım. Tamam iyi hallettik. Şuraya limanımızı da inşa ettik. Hemen çıkarmamızı da atalım. Buraya da atalım çıkarmayı. Abi gene alamadık. Ya dayı siz nesiniz ya? Oğlum adamlar... Aa oğlum siz benimle dalga mı geçiyorsunuz lan? Yine alamadık lan. Ya dayı... Ya bunu siz istediniz ya. 50 binlik ordu getireceğim oraya. Bekle bakayım ne yapabiliyorsun göreceğim. Ne yapabiliyorsun şimdi göreceğiz kardeşim gel. 50 binlik bir ordu getiriyorum oraya. 50 bin bekle. Bekle. Sen savunmaya devam et orayı. Savun kardeşim savun. 50 binden fazlasını da getirebilirim bu arada. Böyle bir ihtimal de var. Savun kardeşim sen orayı ya devam et sıkıntı yok. İyi savunuyorsun aferin hadi oğlum daha fazla savun haydi. Tamam yeter o kadar. Tamam Birleşik Krallığı da bitirdik zaten. Türkiye zaten bitmişti. Türkiye'nin bütün topraklarını alalım ya artık. Değil mi? Aynen bütün toprakları alalım Türkiye'nin. Tamam bu kim? Saldır kardeşim saldır. Bekle sen bekle şimdi. Beklemeyen daha doğrusu saldır. Bütün ordularım hemen şuraya ve şuraya çıksın tamam mı? Roma ve Pescara topraklarına hemen çıksınlar bir an önce. Peki, şimdi ne yapabileceksin çok merak ediyorum. Eğer buna da bir şey yaparsan zaten ben yenilgiyi kabulleneceğim. Tamam ben yenilgiyi kabulleneceğim. Hiçbir toprak almadan bu savaştan çıkacağım. Bu getirdiğim ordulara da eğer karşı koyabilirsem ben yenilgiyi kabulleneceğim kardeşim. Tamam mı? Gelsin bakalım şimdi bizim ordular. Hadi bakayım. 50 bin getireceğim dedim 100 bin getirdim. Gel. Gel. Hadi savun haydi.
Hadi bekliyorum bak, çok güzel. Hadi sabun. Oğlum burayı niye alıyorsun? Birleşik Krallık, kafan mı güzel senin ya? Dayı sal beni, tamam. Seninle bizim musibetimiz bitti. Seninle birazdan barış antlaşması imzalayacağız. Ne oldu lan? Savunuyordun az önce. Canın gibi savunuyordun. Ne oldu? Ha? Gördün mü lan 50 binlik orduyu? Gel. Nihayet şükür. Sonunda. Fransa'dan ne kadar toprak alabiliyoruz? 204 yıldızımız var. 403 yıldızları var. Oha. Çok az alabiliyoruz be. Şimdi abi öncelikle Suriye. Kesinlikle bizim olacak zaten. Tamam, bu topraklar bizim. Geriye de 168 yıldız kalıyor. O yıldızlarla da İtalya ve çevresini alacağız. Şu İsviçre'yi de zaten alacağımız için. İsviçre'yi çevreleyebiliriz abi, sıkıntı yok. İtalya'nın da yine tam, ama burada Sovyet toprakları var. O yüzden çok fazla ilerlemeyelim o bölgeye. Buradan ilerlemeye devam edelim. İsviçre'yi alacağız dostlar. Ona göre sınır güzelliğimizi hesaba katın. Aa, bitti mi lan yıldız? Çok çabuk bitti, bekle. Adaları da alalım, dur. Şurada bir tane ada var, onu alalım. Başka? Başka ada yokmuş gerçi. O zaman şu şekil. Aynen. Aynen bu şekilde barış antlaşması teklifi yollayacağım kendilerine. Kabul de edecekler zaten. Aynen, yolladım, kabul de edildi. Çok güzel. Şimdi hemen şu Malta toprağına da bir çıkarma atacağım. Güzel. Güzel. Tamam, sanırım bitti ya artık. Aynen, bu kadar yeter Birleşik Krallık Savaşı içinde. 141 yıldızımız var. Yine tamamını alamıyoruz maalesef. Ya Britanya Adası'nın tamamını alamayacağız abi. Öyle söyleyeyim. Britanya Adası'nın maalesef... Ya gerçi bir dakika ya. Sizin nerede toprağınız var Birleşik Krallık? Şöyle bakıyorum. 113 tane eyaletiniz. Oha. Oğlum sizin hala bayağı bir toprağınız varmış ya. Oralarla savaşmak hiç çekilmez şimdi. Cidden hiç çekilmez. Bak. Britanya Adası'nın güneyini alıyoruz, tamam mı? Şuraya kadar. Boston'a kadar. Aynen bu şekil. Zaten geriye az yıldız kaldı ya. Şu adayı alıyoruz. Şuraları almam lazım. Umarım yıldız yeter. Yetmezse birazcık Britanya Adası'nın aldığımız topraklardan iptal edeceğiz. Yani Kıbrıs'la Malta'yı da almak istiyorum açıkçası. Kıbrıs'la Malta'yı da almam lazım. Malta artı Kıbrıs. Aynen, tam yetti. Bu şekilde barış antlaşması teklifi yollayacağım. Bir dahaki Birleşik Krallık Savaşı'nda da Britanya Adası'nın tamamını almaya çalışacağız. Dostlar, barış antlaşması teklifimizi yollayalım bakalım. Evet, sonunda kabul edildi ve her iki savaşı da bitirdik. Mizimor Devleti olarak genişleyişimiz çok hızlı bir şekilde son hızıyla devam ediyor dostlar. Şimdi asimilasyon işlemlerimizi başlatacağız ve artık sıradaki hedefimize geçiş yapacağız. Sovyetler Birliği'nin önünü kesmek istiyorduk, biliyorsunuz ki. Türkiye'yi aldık, Orta Doğu'nun da birçok toprağını aldık ve sonunda Sovyetlerin Orta Doğu'da önünü kestik. Ama hala bir Pers İmparatorluğu ve Çin Cumhuriyeti var. Bu devletleri de alarak Sovyetlerin önünü İyice kesmemiz gerekiyor. Ayrıca Britanya Hindistan'ı da almak istiyorum ama Britanya Hindistan'ı aldıktan sonra Britanya Hindistan'ı kendi topraklarıma katmayacağım. Orada bir vasal devlet oluşturacağım. Mizimor Hindistan adında, ya da Polonya Hindistan'ı da diyebiliriz buna. Eski adımız Polonya sonuçta. Şimdi öncelikle tabii bir İsviçre'yi halledelim biz. Önce tabii her şeyden önce bütün ordularımızı bir araya toplayalım. Çünkü artık gerçekten ordularımız bayağı bir dağıldılar. Her tarafta savaştığımız için dört bir yanda savaştık. Ve ordularımız sonuç olarak bayağı bir dağıldılar. İngiltere'nin açıkçası her tarafına ben liman inşa etmek istiyorum abi. Paramız tabii önce bir artıya çıksın. İngiltere'nin her tarafına liman inşa edeceğim. İngiltere önemli bir üs olacak abi bizim için. Şimdi şöyle bakıyorum, başka nerede ordularımız var. Aslında ordu haritasını açıp yapmak daha mantıklı olabilir. Önce görünen orduları bir araya toplayalım. Sonra bulamadığımız ordular olursa hemen ordu haritasını açar, kontrol eder, hepsini bir araya getiririz. Güzel, 28.500 ordumu da buraya yolluyorum. Ordu haritasını açalım. Tamam, 27.000 burada var. Hemen başkentimiz Varşova'ya. Aa, başkentimiz değişmiş. Yok abi, yok, benim başkentim Varşova olarak kalacak. Varşova abi, Varşova, aynen. Başkenti taşı Varşova, tamam, güzel. Benim başkentim Varşova olarak kalacak abicim. Evet, şimdi başka nerede kaldı abi görünmeyen ordu? Bakıyorum şöyle bir. Tamam, bunu tekrar Varşova'ya yolla. Sarande'deki orduyu yine Varşova'ya yolla. Burada 15 binlik bir ordu daha varmış, Varşova'ya yolla. Melania'da. Melan ne? Melia mı? Senin adın Melia mı lan? Malta diye geçmiyor muydu oğlum bu toprağın adı? Aa, Melieha diye geçiyormuş lan. Bilmiyordum bunu. Neyse, bunu da Varşova'ya yolla. Başka neresi kaldı? İskandinavya'da da varmış bir tane, onu da yolla. Konya'da varmış, onu da yollayalım. Bir de Bisrah'da var, Basra işte abicim, onu da yolla, tamam. Başka nerede var? Şurada biriken ordularımız var, onu da yolla. Tamam, sanırım bu kadar abi. Şimdi hemen asimilasyon işlemlerimizi başlatacağız. Bütün ordularımız bir gelsin bakalım. Tamam, sanırım hepsi geldi abi.
Tamam, asimilasyon işlemlerimizi başlatabiliriz. Bayağı da bir toprak aldık abi ya. Türkiye, Suriye, Irak, Ürdün, İsrail, Filistin, Fransa. Bayağı bir toprak aldık gerçekten. Bir an önce başlatmamız lazım. En iyisi ben videoyu burada durdurayım. Asimilasyon işlemlerini başlattıktan sonra kaldığımız yerden devam edelim dostlar. Evet dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bütün topraklarımızda asimilasyon işlemlerimizi başlattık. Tabii yine bu asimilasyon işlemleri ekonomimize çok sağlam katkı sağlayacak her zaman olduğu gibi. Artık şöyle bakıyorum savaş yorgunluğumuza, %43'te. Bu savaş yorgunluğunu artık iyice düşürmemiz lazım. Bu arada Yunanistan çok sinir bozucu duruyor orada. Ya, aşırı sinir bozucu duruyor. Asimilasyon işlemlerimiz tamamlandıktan sonra hemen bir Yunanistan fethi yapalım. Sonra artık birazcık yatırım yapalım ki şu savaş yorgunluğumuz biraz düşsün abi. Çünkü %40'larda olan bir savaş yorgunluğumuz var. Düşük bir sayı değil bu. Aksine bayağı yüksek bir sayı. Düşürmemiz lazım onu. Nüfus artışını artık fullleyelim. Ekonomi büyümesini de fullleyeceğim. Yine yapacağım araştırma yatırımlarıyla beraber. Hatta hemen şimdi yapalım. Hızlı bir şekilde ekonomi büyümesini de fullleyelim bakalım. 3 tane daha gelmiş. Evet, ekonomi büyümesini de sonunda fullemiş olduk dostlar. Gayet güzel bir haber. Yine tamamlanmamış bazı asimilasyon işlemleri var. Hepsi tamamlansa sonra başlatalım abi tamamlanmayanları. Aynen. Bu şekil. Evet, güzel. Sanırım hepsini de başlattık. Yok abi, hala varmış birkaç tane. Onlarda da başlatalım. Ha, hastalık da varmış abi. Tamam, hastalık bitti. Evet, güzel. Var mı hala? Hala var. Evet, sanırım bitti bu sefer. Evet, bu sefer bitti abi. Gayet güzel. Şimdi 3 tane daha gelmiş. Ordu bakımına verelim artık. Çünkü çok fazla ordu basıyoruz artık eskisine göre. Tamam. Şimdi 2 tane hedef var. Bir tanesi Yunanistan, bir tanesi İsviçre. İkisine birden savaş ilan edeceğim ben. Yunanistan sınırlarına yollayacağım. 10 binlik ordular yeterli olacaktır herhalde. 10 bin buraya gelsin. 10 bin Sofya'ya gelsin. 10 bin Üsküp'e gelsin. 10 bin de Arnavutluğa gelsin. Geriye kalın 10 bin de Ege Denizi'ne yollayacağım. Aynen öyle. Ve İsviçre sınırlarına da yine 10 bin ordularımı yollayacağım. Umarım İsviçre beni şaşırtmaz. Yani genelde şimdi bu kadar uzun süre savaşmayan devletler kendilerini hep yatırımlarla geliştiriyorlar. Yani İsviçre'nin ben beni şaşırtacağını pek düşünmüyorum açıkçası. Ama var öyle bir ihtimal. Var yani. Tamam, güzel. Herhalde hazırız abi savaşa artık. Şöyle bakıyorum. Üf be. Güzelliğe bak abi. Savaşımı ilan ediyorum. Bu arada paramız çok fazla birikmiş. Araştırmaya yine para verelim. Ve hemen hızlı bir şekilde saldırılarımızı gerçekleştirelim. İlk olarak pek tabii ki de İsviçre topraklarına. Sonrasında da hemen Yunanistan'a. Savaşı ilan et. Evet. Önce adaları çıkarma atıyorum. Sonra da ana topraklarını ilerlemeye başlıyorum. Güzel. Buraya nasıl geçtin lan? Evet abi, İsviçre tahmin ettiğim gibi biraz zorladı beni. Girit'e de hemen bir çıkarma atalım. Ya zorlamadı da işte abi. Hemen şöyle çevresini saracak orduları bastığımızda hiçbir problem kalmayacak ortada da. Sonuç olarak bizden toprak almayı başardı adam, değil mi? Sonuç olarak bu bile bir şeydir abi. Evet, İsviçre Savaşı'nın sonuna geldik dostlar. Yunan Savaşı'nı da hemen bitirip her iki devletle birden barış antlaşmalarımızı imzalayalım. Çok güzel. Şuradan son 3 tane toprakları kaldı. Onları da alalım. Ve bu savaşın da sonuna geldik dostlar. Her iki devirde de %100'lük savaş zaferi skoruyla mağlup etmeyi başardık. Hemen bütün topraklarını alalım her ikisinde. Yunanistan'ın da aynı şekilde bütün topraklarını alıyorum. Güzel ve evet. Yani içimizde böyle sanki surattaki ben gibi duran ülkelerden kurtulduk abi. Devam edelim. Şu orduların yine hepsini başkent Varşova'ya çekelim. Yine asimilasyon işlemlerini başlatalım. Ve artık videoyu yavaştan burada bitirelim bakalım. Varşova'ya çek hepsini. Buradakileri de Varşova'ya çek. Bakalım toprağında kaç ordumuz var. Larissa'da toplayalım hepsini. Güzel. 48 binlik orduyu da Varşova'ya yolla. Asimilasyon işlemlerimizi başlatalım. Evet, hepsini de başlattık. Gayet güzel dostlar. Video da artık 20 dakikaya yaklaşmış. Yavaştan bu bölümü burada bitirelim bakalım dostlar. Toplamda da şu anda 157 binlik bir ordumuz varmış. Güzel bir bölüm oldu. Gerçekten iyi ilerlemeler kat ettik yine bu bölümde de Mizimore Devleti olarak. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalı değilseniz abone olmayı unutmayın. Açıklamadaki linklerden Kerem'le İmparatorluğu Discord sunucusuna katılabilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bye bye.